Programımız devam edecek. Yeter gün şimdi sırada bir veteranımız vardı. Rahmetli büyük ustadımız Nihat Necip Altun'un hakkında değerli ustadımız Tahsin Cömert ve ustad Nebil Küzeti bazı hayatlarını, yaşadıkları anları konuştular bizim için. O veteranı izleyelim. Ondan sonra programımıza devam ederiz. Ben ölürsem faciati dehre cismim ağlasın. Cismimin kalmaz vücudu bari resmim ağlasın. Sevgilim bir tek güzel bari baksın yarama. Bilirim yok çaresi ona melhem bağlasın. Gurbet elde göz yumarken, gurbet elde göz yumarken bu vefasız dünyaya kimsesiz kaldım. Bari kabrim ağlasın. Rahmetli Kerkü kızı, tamam yani tanıldı ki çağırıcıydı, ses sanatkardı. Ama bizim bir ayrı zevkimiz de var idi. Temsil şeyinde bakmanda. Rahmetli Halil Ahmet Haseni ile beraber bir temsil takımı kurduk radyomunda. Adını koyduk Kara Altın Temsil Takımı. Başladık özümüz temsil etmeye ama ihtiyacımız oldu kadın unsuruna, yani kadınımız yok idi. Rahmetli üstadımız Abdülvahid Güzelçioğlu dedi, ben babamı sanmışım. Dedim nece, dedi ki erkek kızım. O nadir ve güzel sesiyle Irak medyasında önde gelen isimlerin arasında yer alan rahmetli büyük üstadımız Nihat Necip Avcı hakkında bazı arkadaşları ile görüşerek bu büyük isim hakkında bazı yaşananları bizim kameramıza konuştular. Yani ben spikerlik ederdim, temsil ederdim. Yani bir gün rahmetli Nükebe geldi oraya. Musikiler bunu beğenmezler. Diyorlar buna yaramaz mı? Ben diyelim gölün kırmayalım. Begerli musikarımız var Fuat Osman Erbilli, hükmandı. Dedim ki stüdyoya girersen keman çal, ben dümerek çalım öz için. Bunda bir sanat sevgisi var idi. Ve ilave onun üzerine edebiyat sevgisine daha fazlası var idi. Biz bir çaykten gittik, ikimiz de bağda gittik. O adepte okudu, sahafada okudu. Ben sekreteriyede okudum. Bağdat'a birleştik. Birleştik arada gene radyo evinde. Ben de bundan çok istifade ettim, bunun sesinden. O orada reis kısımdı. Düşündüm bir iş yapım Nihat Efendi'den beraber. Unut onu, Allah affetsin rahmetli Ekrem Sabır yazmıştı olsun. Elimde bestelirdim olsun. Geldim yanına dedim. Nihat Efendi, dedi ha, ne var? Dedim bir bestem var, sen avalın konuşsan. Dedi böyle şey, yapsam ben şey dedim ha. Kalktık onun tonunu yaptık. Onun tonunun ilk defa konuşmağı, sanma unutursun hatireler sesi, bunu iyiden başlar. Ondan sonra ben besteni bitiririm. Çok bir sada ve ses verdi. Bunun sesi, tezcil de güzeldi. Güzel musikayla barbar. Ben de güzel besteledim uzun, güzel okudum uzun. Bak o günden 64'tendi. İndiye kimin seni vay bu beste indi yaşırı bütünümüzün içinde. Eser insan bırakan, hakiki gevliyden çalışan, işleyen eseri kalı. Ben bu adamla şahsen tanıştım ve buluştum özüyden beraber. Ben bundan önce tanırdım özüm Bağdat'ta olduğu sıralarda. Ama 2004 senesinde bir komisyon teşkil oldu. Kerkük'te bir Türkmence bir televizyon kurulsun. Bu komisyonun başkanıydı. Doğrusu ben o zaman ben de gittim. Böyle ben burada Kerkük televizyonda, Iraklı televizyonda çalışırdım. Ama gittim o komisyonu görüşüm bu adamla beraber. Ben de takdim ettim.
bu komisyona hazır olun, bu televizyonda da çalışım doğumdan sonra doğrusu. Gittim gördü beni orada, ilk defaydı. Dedi lütfen kendini tanıtır, ben de tanıtırdım, ben ne bir güzelce. Kerçük Erakya televizyonunda Türkmenci spikariyim. Hemen bana dedi, sen spikarsan Türkmenca? Dedim, evet. Dedi, bu halde seni olmaz, imtihan edeyim seni. Ben spikarım, sen de spikarsan. Ben seni sır saygı gösteririm. Olmaz seni imtihan edeyim, çünkü sen spikarsan. Her ne kadar bu gibi üstadların hakkında konuşma yapılsa da bu gibi insanların hakkını ödemek mümkün değildir. Arapça kısımları Nihat'ın degerini bizden fazla vermezse belli verir, bizden fazla. Onun için orada daha fazla yer aldı. Ondan sonra bunu gönderdiler Cezayir'e, gönderdiler uzun hacca, 2-3 kere hacca gitti. Orada canlı program takdim ederdi. Hayatında görmedim eline varak atısın. Büyük üstadımızın Allah'tan rahmet ve ailesine de başsağlığı diliyoruz. Benim büyük bir amacım oldu. Sorumlardan ben ricam budu. Elden gelen eski müddealarımıza çok önem vermek. Kerkük kız için ister bir timsal yapmak, Abdülvahid Pizacıoğlu için bir timsal yapmak, timsal yapmaya da eğer edebilmezsem de böyle bunun için bir salonlarımız var ise adlarını salonların adlarına koyak, hiçbir zaman unutmayak özlerini. Tabii ki büyük ustamıza Nihat Avcı'ya Allah'tan rahmet dilerek mekanı cennet olsun inşallah. Çok güzel bir sözden bu veteranı bitirdi. O da büyük ustalarımıza ve hayatta olan tüm Türkmen davasında çalışan Türkmen herhangi bir sanat dalında olsun ya da Türkmen davasına hizmet eden televizyonda olsun, oyuncu olsun, sanatçı olsun, ona hayattayken değer vermek çok önemlidir. Buradan sesimizi rahmetli ustamızın sesine katırık. İnşallah gelecek günlerde bu şeyi hayattayken görürük. Çünkü gerçekten herhangi bir ustamızdan ya da bir sanatçımızdan oturduğumuz zaman aynen bu sıkıntıyı dile getirir. Ve inşallah Allah yerini cennet etsin, ruhu şad olsun.